What would art be like without emotions? It would be empty. What would our lives be like without emotions? They would be empty of values. So a famous classical poet said, "We hate and we love. Can one tell me why?" Catullus. Duygular, kimi zaman baş belası, kimi zaman başımızı döndüren, kimi zaman harika hissettiren, bazen de hayatı zindan eden sinyallerdir. Öyle ki bazen duyguların olmamasını isteriz. Bu kadar da üzüntü fazla değil mi? İnsan neden bu kadar kaygılanır ki? Kaygı diye bir şey olmasaydı daha iyi olmaz mıydı? Hayatınızda hiç duygular olmasaydı dediğiniz oldu mu? Neden bu kadar üzülüyoruz? Neden bu kadar korkuyoruz, kaygılanıyoruz, endişeleniyoruz ve yaşadığımız olaylardan ziyade bir de hissettiğimiz duygulardan kurtulmaya çalışıyoruz? Ağlıyoruz. Üzülüyoruz. Şaşırıyoruz. Korkuyoruz. Öfkeleniyoruz. Ve seviniyoruz. Bu sorulara cevap verirken gözden kaçırdığımız en temel soru aslında sanki şu olmalı. Duygular neden var? Bir defa duygular niye var? Sorunuzun herhalde en kısa versiyonu bu. Evet. Duygular bir işe yarıyor ki var. Yani bir işe yaramasaydı bizde olmazdı. Bizi hayatta tuttuğu için deyip basit bir şekilde konuyu burada kapatabiliriz aslında. Çünkü bizimle beraberlerse belli ki evrim sürecinde bir işe yarıyorlar. Bir işlevi var. Bu yüzden devam ediyorlar. Ama bunu anlamamız da gerekiyor. Neden var duygular? Bizi nasıl hayatta tutuyorlar ki? Yaşadığımız yıllar boyu evrim bize bütün problemlerimizi çözebilmek için tasarlanmış, ayrı ayrı, yüksek dereceli uyum sağlamamıza yarayan bazı programlar bizlerde var etmiştir. Bütün insanlarda, nereye giderseniz gidin, dünyanın neresinde olursanız olun, tüm insanlar için geçmişteki birçok karşılaşmanın sonucu olan gelişkin makro ve mikro düzeylerde bazı duygusal programlara sahibiz. Kime güveneceğimizi, cinsel sadakatsizliği nasıl ortaya çıkaracağımızı, başarısızlıkla ya da statü kaybıyla nasıl baş edeceğimizi ve ölüm karşısında nasıl davranacağımızı çoktan öğrenmiş bulunuyoruz. Birçok duygunun otomatik ve istemsiz ifadesi, sosyal türümüzün başarılı bir sosyal yaşam sürdürebilmesinin kilit özelliğidir. Diğer insanlarla aramızdaki ilişkileri kolaylaştıracak, karar verme süreçlerimizi etkileyip bize zaman kazandıracak bir zemine sahibiz. Kısacası duygular, bir soruna, bir probleme yönelik çözüm ararken onunla bağlantılı tüm sistemleri harekete geçirir. Örneğin buradaki görsele bakın. Ne olduğunu anlamaya çalışın lütfen. Şu an beyniniz, özellikle ön beyniniz ne olduğunu anlamaya çalışırken kimden yardım alıyor biliyor musunuz? Duygulardan. Çünkü duygular size bunun yabancı olduğunu, anlamadığınızı ve endişelenmeniz gerektiğini söyleyebilir. Dolayısıyla bu resim karşısında vereceğiniz tepki ve davranışları duygularınız çoktan hazırlamaya başlamıştır. Şimdi de bu resmin renkli haline bakın. Sizden istediğim acaba renksiz halini keşfedip ne olduğunu anlayan insanlar oldu mu? Ya da hiçbir şey anlamasanız bile duygularınız neydi? Resmi anlamaya çalışırken korktunuz mu? Ürktünüz mü? Sevindiniz mi? Heyecanlandınız mı? Ya da şaşırdınız mı? Bu duyguları net yaşayabilenler lütfen yorumlarda bizlerle paylaşsınlar. Peki gördüğümüz, yaşadığımız olaylar karşısında hissettiğimiz bu duygular bize hakim oluyorlar mı?
madem ki davranışlarımızı ve tepkilerimizi belirliyorlar, bize hakim olabiliyorlar mı? Gerçekten öyle mi acaba? Gerçekten duygularımız böyle bizim bilincimizden bağımsız olarak oluşup da bizi ele geçiren ve bazen böyle özellikle hani uç koşullarda bize istediklerini yaptırabilen şeyler mi? Diyelim ki çok sinirlisiniz. Bir arkadaşınızla kapışıyorsunuz ya da işte ailenizden biriyle fark etmez. Ama böyle yüksek sesle bağırışıyorsunuz, öfkeler, hatta biraz daha marjinal olan eşyalar havada uçuyor yani. Böyle birbirinize bayağı saldıracak gibisiniz. O sırada telefon çalıyor. Cumhurbaşkanı sizi arıyor. Dank diye. Enteresan. Telefon da kayıtlı olsun. Varsayalım. Aa, ismi görünce bir anda ne oluyor? Bir anda duruyorsun. Telefon açıyor. Bu ne efendim falan. Ne oluyor? Bir anda biraz önce size hakim olmuş olan o duygular, o şiddetli patlamalar basit bir uyaranla pıf diye kesiliveriyor. E hani size hakimdi, hani bütün dizginlerinizi tutuyordu. E ne oluyor telefon çalınca bir anda gündeminiz değişebiliyor. O öfke nereye gidiyor? Evet, Sinan Hoca'nın dediği gibi duygular bize hakim olamazlar. Onları dağıtacak bir ön beyne sahibiz. Ancak yaşadığımız olaylar duygu durumumuzu etkileyebilirler. Burada duyguları temel olarak ele alan, psikolojide çok konuşulan bir duygu çemberi sizlere göstermek istiyorum. Plütçik çemberi de denilebilir buna. Burada konuşabileceğimiz neredeyse tüm duyguların yer aldığı bir çember bu. Robert Plütçik duyguları 8 temel kategoriye ayırmıştır. Sevinç, güven, korku, şaşkınlık, üzüntü, tiksinme, öfke ve beklenti. Daha sonra çemberde gördüğünüz 8 temel duyguyu üçlü seviyelere ayırmıştır. Görseldeki çarkı feleğin her bir yaprağında her bir duygunun 3 ayrı seviyesini de görmeniz mümkün. Duygular güçlü toplumsal sinyallerdir. Örneğin korku. Herkes takip edilmekten, pusuya düşürülmekten korkar. Hele ki bu karanlıktaysa daha çok korkmaya başlarız. Bir saldırıya uğramaktan korkmaya, endişelenmeye başlarız. Bu hissettiğimiz korku bazı koşullar ve rutinler dizisini harekete geçirmeye başlar. İlk olarak belirli görsel ve işitsel işaretlere dikkat kesilirsiniz. Acaba karşılaştığınız şey bir tehdit mi, değil mi diye. İkinci olarak öncelikleriniz ve hedefleriniz değişmeye başlar. Açlık, susuzluk, üşüme, bunlar ortadan kalkabilir o an. Çünkü korkmuşsunuzdur ve kendinizi güvene, güvenli bir bölgeye taşımanız gerekir. Üçüncü olarak bilgi toplama sistemlerimiz de belli şeylere odaklanmaya başlar. Normalde bir kuşu görüp dikkatinizi çekiyorken, bir kuş hakkında bilgi edinmek istiyorken korku durumunda böyle bir şey ilginizi çekmeyecektir. Sadece kendinizi güvenli bir ortama atmanıza yarayacak duygular ve bilgi sistemleri harekete geçer. Hayatınızda kolay ve zor terimleri tehlikeli ve güvenli diye sınıflanmaya başlar. Beşinci olarak da bu olaya yakın benzer anılarınız varsa geçmişten getirdiğiniz bu tecrübeleriniz de size yol göstermeye başlar. Daha önce bunu yaşayıp korktuysanız korkmaya, daha önce bunu yaşayıp atlatabildiyseniz atlatabilmeye yönelik davranışları sergilemeye başlarsınız. Altıncı olarak bu korkuyla ya savaşırsınız ya da kaçmaya başlarsınız. Bir üçüncü seçenek ise donup kalırsınız. Yedinci olarak ise içinde bulunduğunuz durumda neler yapabileceğinize dair ve o durumun ne olabileceğine dair hipotezler geliştirmeye ve bunları test etmeye başlarsınız. Yani veriye ihtiyacınız var. Daha çok veri toplama ihtiyacınız doğar. Sekizinci olarak öğrenme sistemleri, dokuzuncu olarak ise psikolojik süreçler devreye girmeye başlar. Bütün bu süreçler belki de sadece iki tepki içindir. Savaş ya da kaç. Peki duyguları tanıyor muyuz? Duygu çemberinden bahsettim. Gerçekten bu duygular evrensel mi? Herkes için aynı duygular geçerli mi? Bu konularda tartışmalar sürse de temel duygularda çok ciddi fikir birliği vardır. Sevinmek, mutlu olmak gibi, korkmak gibi, öfkelenmek, sinirlenmek gibi ya da üzülmek gibi ya da şaşırmak ve iğrenmek gibi. Sözsüz duygusal ifadeleri ilk kaleme alanlardan birisi Charles Darwin'dir. Darwin temel duygusal hallere karşılık gelen yüz ifadelerini anlayabileceğimizi söylemişti. Çünkü bunlar evrimsel geçmişimizin parçası olan
öğrenilmemiş aleni duygulardır ve herkes bu duygulara sahiptir. Bu duyguları sonradan öğrenmiyoruz. Örneğin kör olan insanlar, ama olan insanlarda da benzer yüz ifadeleri oluşur. Şaşırdıklarında gören insanlarla aynı tepki gösterirler. Üzüldüklerinde, korktuklarında ya da öfkelendiklerinde. Peki yeni bir soru sorayım. Duygular ve hisler farklı mıdır? Yani duygu dediğimiz şeyle his dediğimiz şey aynı şey mi? Bazen sanki birbirlerinin yerlerine de kullanılıyorlar ama aralarındaki farkı siz de hissediyorsunuz değil mi? Bakın bunu bile söylediğimde aradaki farkı hissediyorum. Bu bir duygu değil. Demek ki hissetmek ve duygulanım farklı şeyler. Sadece bu örnekten bile bunu anlayabilirsiniz. Ya da soğuğu hissediyoruz değil mi? Sıcağı hissediyoruz. Ama bir duygu yok yani burada. Bazı hisler bazı duygulara yol açabilir ya da bazı duygular bazı hislere yol açabilir. His biraz daha bedensel bir şey gibi. Bedenimizin bir bölgesinde hissettiğimiz bir şey gibi. Peki önce his mi oluşur, duygu mu? Duygular beyin tarafından salınan nörotransmitterler ve hormonlar aracılığıyla etkinleşen bedensel tepkiler, hisler ise duygusal tepkilerin bilinçli deneyimleri. Tanım olarak böyle tanımlayabiliriz ikisini. Yani duygu anlatılabilir, paylaşabilirsiniz bir duyguyu. Mesela korktum. Korkunun ne olduğunu karşı taraf anlayabilir. Ama hisleri, sanki hisler biraz daha öznel gibi. Ya oraya gitmelisin abi. O hissi yaşamalısın. O his var ya bambaşka bir şey. Anlatamaz mesela. Oraya gidip senin de yaşaman gerekiyor der. Daha öznel bir şey. Bilim dünyasında farklı teoriler ortaya atıldı. Örneğin James Lang'in 19. yüzyılda ortaya attığı bir teori vardı. Bu teoriye göre insanlar bir şeyleri algılarlar. Bu algı vücutlarında belli tepkilere yol açar. Bu tepkilere karşı gösterdiğimiz reaksiyonlar da duygulardır. Yani üzgün olduğun için ağlamıyorsun. Ağladığın için üzülüyorsun demek istiyordu. Ama bu nasıl olabilirdi ki? Günümüzde buna yakın bazı teoriler olsa da örneğin facial feedback teori diye yüz geri bildirim teorisi. Çünkü bu teoriye göre yüzünüzle, kaslarınızla yaşayacağınız duyguya yönelik hareketler yaptığınızda o duygular oluşmaya başlıyordu. Örneğin kaşlarınızı çatın ve sinirliymiş gibi davranın sadece. Bir süre sonra duygularınız davranışlarınızı takip edip sizi gerçekten sinirlendirecek. Ya da gülüyormuş gibi kaslarınızı hazır hale getirin. Ağzınızı açın, gözlerinizi kısın ve karşınızdaki insana bakın. Yavaş yavaş gülmeye başlayacaksınız. Size komik gelmeye başlayacak bazı şeyler. Bunların çeşitli deneyleri de yapıldı. Ancak gerçekten böyle miydi? Yani biz öyle davrandığımız için mi öyle bir duygu hissediyorduk? Yoksa o duygulardan dolayı mı öyle davranıyorduk? James Lang'e yığınla eleştiri geldi. Bir sürü eleştiri geldi ve en basitinden denildi ki örneğin öfkelendiğimizde titreriz değil mi? Bazı insanlar sinirlendiğinde sinirden titrerler. Titrediği için mi öfkeleniyor? Tamam hadi böyle olsun. E peki üşüdüğümüzde de titreriz. Ya da üzüldüğümüzde, korktuğumuzda da titreyebiliriz. O zaman davranışlar ve duygular arasındaki bu bağı nasıl belirleyeceğiz? Ya da davranışlar duygulara yol açıyor ama hangi davranışlar hangi duygulara yol açıyor belirleyemiyoruz ki. Üçünde de titreme var ama üçü de farklı duygularla ilişkili. 1920'lerde Cannon-Bart teorisi atıldı ortaya. Bu teoriye göre vücut tepkileriyle duygular o kadar hızlı gerçekleşiyordu ki tepkiden sonra duygunun oluşmasını asla bilemezdik ve belirleyemezdik. Çünkü duygusal tepkiler bir fiziksel durumun arkasından gelemeyecek kadar hızlıdır. Bu yüzden 1960'larda iki faktör teorisi ortaya atıldı ya da Schachter-Singer teorisi. Bu teoriye göre bizler fiziksel bir durumu yaşarken o durumu nasıl anlamlandırıyorsak o anlamlandırmaya göre bir duyguya sahip oluyorduk. Yani bizim yorumlamamız hissettiğimiz duygulara yol açıyordu. Mesela örümcek görüp titriyorsanız vücudunuz bu titremeyi örümceğe bağladığı için korku duygusunu ortaya çıkarıyordu. Ancak soğuktan dolayı titriyorsanız vücudunuz bu titremeyi soğuğa bağlayabildiği için korkacak bir şey olmadığı için bunu böyle yorumladığı için korku duygusunu oluşturmuyordu. Örneğin bir grup insana adrenalin veriyorlar ve farklı farklı durumlara koyuyorlar. Adrenalini aldıktan sonra insanlar işte titremeye ya da elleri terlemeye başlıyor. Ancak adrenalin aldıklarını bildikleri için vücutları
bu bedensel tepkileri aldıkları adrenaline bağladığı için hiçbir duygu göstermiyorlar. Dolayısıyla bedensel tepkiler duygulara yol açmıyordu. O tepkileri nasıl yorumladığımız duygulara yol açıyordu. Yani eğer adrenalin aldıklarını bilmeselerdi, yaşadıkları bu fiziksel tepkileri etraflarında olup bitenlere bağlayacak ve kişisel, kendi yorumlarıyla yola çıkarak farklı farklı duygulara sahip olacaklardı. Yani iş yine yorumlamaya geliyor. İşin özeti, bizler duyguları yaşarken aslında önce belli bir düşünce sürecinden geçiriyoruz. Yaşadığımız tüm olayları, karşılaştığımız tüm durumları, daha sonra bu yorumlamalarımız belli duygulara sebep oluyor. Hani başta dedim ya, şu duygular olmasaydı keşke diye. Korkuyoruz, üzülüyoruz sürekli ya da öfkeleniyoruz durduk yere. Bu soruyu şimdi değiştirebiliriz sanki. Duygular olmasaydı değil de o duyguları öyle yorumlayacak düşüncelere sahip olmasaydık. Belki düşüncelerimizi değiştirerek daha sağlıklı duygulara sahip olabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.